Sizlerle paylaşıyoruz. Tabii hocamın bir de kitabı var. Hocam onu da gösterelim. Bizleri yeni takip eden, yeni izleyen seyircilerimiz varsa şöyle gösterelim. İnternet sitelerinizde de var, evet, değil mi üç hocam? Cilt. Üçüncü cildi. Bu kitapta da zaten bütün klinik araştırmalar sonucuna doğrulanmış bilgiler bu kitapta mevcut. Resimleriyle birlikte şöyle göstereyim. Hocam resimleri siz mi çektiniz? Evet. 7000 bitki Çok fotoğrafı. profesyonelce olmuş. Ben inceledim biraz, okudum. Evet. Toplam 12 yıl, hemen hemen yılın her haftası Frankfurt Üniversitesi'nin botanik bahçesi var. Çok büyük bir bahçe. Hocam siz de bu tür araştırmalar yapıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Yani hem bitkiler üzerinde hem de şimdi şey değil yani bu çok güzel bir şey. Halkı doğru bilgilendirmek adına bunları siz bir kitapta toplamışsınız. Başka böyle bağlantıda olduğunuz ya da böyle yurt dışında hani bitki uzmanları falan bu tip araştırmalarınız var mı? Bitkiler üzerinde evet araştırma yapıyorsunuz Tabii ama tabii. hani bu kitabın da devamı gelecek mi? İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi bir de evet. Bu saç zafiyetlerinin haricinde saç kıran diye bir olay var. Mesela benim yakınım pala bıyıklı bir insan, böyle bıyıkları. Evet. Bir gün baktım bıyığının yarısı gitmiş. Saç kıran olmuş. Saç kıran. Saç kıran, sakal kıran, bıyık kıran. Dökülmüş. Adamcağızın bıyığının yarısı böyle dökülmüş. Yarı bıyık. Saç şey mi? Saç mı şey mi hocam? Dökülme mi yani? Saç kırık. Hani saç kırık. Bunda bıyığın yarısına yakalanmış. Tam burası böyle bıyık. Yarı evet, bıyık. Burası evet. Bembeyaz. Evet. Bu tabii ki doktor gitmiş. Doktorları ilaç kullanmış. Kimyasal ilaçlar. Fakat çare yok. Bana dedi ki ya hocam dedi. Çok zor durumdayım. Tıraş olmuş ama buna rağmen burası evet. Beyaz, bu tarafı normal. Yok mu bunun çözümü dedi. Tanıdıkları sarımsak sür demişler. Sarımsak süre süre kızartmış hep. Yara olmuş. Buraları hep sarımsak izi şeyi. Hı hı. Dur kolay var dedik. Bağırsakları evet. Tedavi edildi mi? Evet. Geçer. O kendiliğinden geçer. Bağırsakla ilgili problem. Yani mantarlarla. Mikrop kapmış. Evet. Ve 2-3 ay içerisinde bir şey kalmadı. Yavaş yavaş düzeldi. Yani yarı bıyık, pala bıyık gitti, yarım bıyık kalmıştı. Zamanla düzeldi. Allah'tan da o beyefendinin saçında yani kafasında öyle bir problem olmadı. Çünkü düşünsenize hocam bir tarafı dökülüyor hani çok çirkin durur yani. Evet, İzmir'den böyle bir genç. İnsan kendini çok kötü hisseder. Bir tarafında saç var, bir tarafında yok kötü. Değil mi? İzmir'de bir genç liseli, liseye gidiyor o zaman. Evet. 15-16 yaşında. Saçında tam 27 tane metal para büyüklüğünde böyle delik 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 sanki böyle. Hocam özür dilerim, zamanın nasıl geçtiğini ben anlamadım. O kadar keyifli konuşuyorsunuz ki ama süremizin sonuna geldik. Şöyle biraz genel olarak toparlarsak saç dökülmesi, saç kırığı, saç problemi yaşayan seyircilerimize tekrardan bir hatırlatalım. Neler önerirsiniz? Hangi bitki karışımlarını önerirsiniz? Saç kıran bu çocuk 17 yaşında yakalanmıştı. Evet. 17 tane böyle saçında, para büyüklüğünde. Evet. Saç kırı. Biz ona iksir, aloe vera jel, özel bir çay verdik. Evet. Ürünleri 2 ay kullandı, etkisi yok dedi. 3 ay kullandı, evet. Etkisi yok. Sabret. Evet. 4 ay sonra fırça gibi saçı çıktı. Evet. 4 ay. Fırça gibi. Hocam çok güzel benzetmeleriniz. Fırça gibi oldu. Bugünkü programın sohbetimiz çok güzel. Çok keyifli. Fırça gibi. Evet. Fırça gibi, evet. Fırça gibi saç oldu. Evet. Genel olarak ozon yağımız var, iksirimiz var. İksir, aloe vera jel ve özel bir çay. Evet. Kullandığı zaman problem tamamen yavaş yavaş kurtulmuş. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz.